Rant amcam 15 yıl önce öldürüldüğünde 5 yaşındaydım. Ve herhangi bir çocuk kadar konuşmuyordum. Çünkü ben otizmliyim. Ne yazık ki Hrant amcamı gerçek anlamda hiç hatırlamıyorum. Ama annem anlatırdı. Onlar arkadaşlar. O yüzden o benim bebekliğimi bilirmiş. Hayal meyal hatırladığım tek şey kocaman bir eli oldu. Elini başıma koyar, saçlarımı severdi. O eli nasıl anımsadığımı biliyorum aslında. Otistik bir beyniniz varsa kimsenin hatırlamadıklarını anımsarsınız ve kimsenin hatırlamadıklarını anımsamayı zamanla garipsememeyi öğrenirsiniz. Rant amcamın simasını ise fotoğraflarından biliyorum tabii. Büyüdükçe çok fotoğrafına baktım. Çok izledim eski röportajlarını. Hakkında yazılan kitapları okudum. Bazı taşların dili vardır. Duymasını bilene konuşur. Rant amcamın taşı gibi. Benim için Agos'un önündeki kaldırımdaki o taş, Rant amcamın vurulup düştüğü taştan çok daha fazlası. Buluşma noktamız gibi, benim için Rant amcama gitmek gibi o taşa gitmek. Her yıl 19 Ocak'ta, keşke şimdi görebilsem diye düşünürüm o taşın yanında dururken. Asla taşa basmam. Şimdi burada konuşurken de hissim aynı. Keşke bu yaşımda sohbet edebilseydim Hrant amcamla. Keşke eski karnelerime bakıp kocaman gülümseyebilseydi. Bu çocuktan asla vazgeçme. Kumaşı başka, ruhu farklı demiş anneme otizm tanısı aldığım zaman. Keşke Hrant amcam Hacettepe'yi kazandığımı görebilseydi. Keşke. Herkes için 15 yıl uzundur. Ama benim neredeyse tüm hayatım. İnsan tüm hayatı boyunca büyürken, çocukken, gençken, her yıl aynı gün, aynı anmaya gidiyorsa, orada dinlediklerini hiç unutmuyor, biliyor musunuz? Kocaman bir kalabalığın içinde duruyorum. Çocuğum. O kalabalık çok sessiz. Arada hep bir ağızdan, hepimiz Hrantız. Hepimiz Ermeniyiz diyorlar. Tam becerip söyleyemediğim yıllarda bile bir olmak böyle bir şey olmalı diye düşünürdüm. Kalabalıklar, gürültü, uğultu korkuturdu beni çocukken. Şimdi düşünüyorum da kendimi en iyi hissettiğim nadir kalabalık hep 19 Ocak kalabalığımızdır. Rant amcama gelen, çoğunu hiç tanımadığım, binlerce tanıdık insanın içinde ben hep iyi hissettim. Bilse sevinirdi herhalde Hrant amcam. Hrant amcamın çok sevdiği eşi Raquel Dink'in cenazedeki sözlerini çok son iki yıllarda dinledim. Ve bir daha hiç unutmadım. Katil kim olursa olsun, bir zamanlar bebek olduklarını biliyorum. Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz kardeşlerim. Sorgulamayı, merak etmeyi, hep birlikte ve yan yana yaşamanın anlamını, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin bir toplumu ne kadar çürütülebileceğini, adaletsizliği ve haksızlıklarla mücadele etmeyi biraz öğrendiysem son 15 yılda, tüm anmalardaki konuşmaların ve Hrant amcamın yazdıklarının yaşamak zorunda kaldıklarının ve o korkunç, vahşi, zor sonunun çok büyük etkisi vardır. Ben 3 dil biliyorum. Ermenice, Kürtçe ve Türkçe. Benim içimde bu 3 dil hiç kavga etmiyorlar. Barış içinde yaşıyorlar, demiş Hrant amcam. Hiç konuşamaz denilen bir çocuktum ben. Bugün ana dilim Türkçe dahil 3 dil konuşuyorum ve o dillerin benim içimde hiç kavga etmeden yaşamasına, daha çok bilgi öğrenmeme aracılık etmelerine özen gösteriyorum. Çünkü öyle demiş Hrant amcam. Unutmam ki. Hrant amcamın öldürülmesinden 8 yıl sonra 19 Ocak 2015'teki anma konuşmasında yazar şair Muratan Mungan o yıl doğan çocuklar dillendi. Okuma yazmayı söktü. Oysa Hrant Dink'in ölüsü gerçek hikayesi aydınlatılmamış bir cinayetin kurbanı olarak hala bu kaldırımda yatıyor. Dünyayı kaybıyla ıssızlaştıranlar, hatıraları ve emanetleriyle
çoğaltırlar. Ve emanetin başını bekleyen bizler burada toplanıp adalet ve hakikat arayışımızı dillendiriyor. Hrant'ın ölüsünü unutkanlığın zalim ellerine teslim etmeyeceğimizi haykırıyoruz, diyordu. Adalet arayışının da, barış mücadelesinin de, birlikte yaşayabilme talebimizin ve özgürlük ihtiyacımızın da nasıl hiç azalmadan devam ettiğini son 15 yılda çok farklı olaylarda gördüm, yaşadım. Yerini bulmamış adalet, katillerini ve kurbanlarını çoğaltır, demişti Mungan o konuşmada. 15 yılda kaybettiğimiz değerli insanları, çocukları, Gezi'de yitirdiğimiz abilerimi, Ankara'da katledilen barış güvercini insanları Hrant amcam bilseydi, eminim o da bu sözleri onaylardı. 2019'a geldiğimizde artık 19 Ocağı 17 yaşında bir genç olarak gittim. Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali, sevgili Hrant, yine de o kadar umutsuz değiliz. Susmayanlar var. Hala buradayız. Bir yere gitmiyoruz. Vazgeçmiyoruz. Seni öldürdüklerinde henüz çocuk olanlar bugün burada, aramızda. Öldürülmenizin peşine düşüyorlar. Soru soruyorlar. Susmuyorlar. Dediğinde çok sevindim. Filiz Ali benden bahsediyor, bana sesleniyordu. 2020'de çok sevdiğim Şebnem Korur Fincancı hocam konuşmasında hakikatleri görüp anlatmaktan ve hiç vazgeçmemekten bahsetti. Hakikat arayışı bitmiyor. Bitmedi hiç. Cumartesi annelerini meydanlardan sürseler de, hakikati haykıranları hapsetseler de, insanlığa karşı suçlarla sindirmek için üzerimize gelseler de, hakikati haykırmaktan vazgeçmemişti ya Hrant. Vazgeçmeyeceğiz öyleyse hiçbirimiz. Kötülüğe karşı nefret değil bizimkisi. Bitimsiz bir mücadele. Kötülüğün sıradanlığına kapılmasın insan. Hakları için mücadele etsin, boyun eğmesin erkeğe. İşte o an içim rahatladı. Hani bazen bir cümle sadece size söylenmiş gibi hissedersiniz. Ben aklım erdiğinden beri her 19 Ocak'ta bir söz verdim ve o sözü daima tutacağım. Unutmam, vazgeçmem. Ben bu ülkenin geleceği için çok endişelenen ama sözünü söylemekten hiç sakınmayan milyonlarca gençten sadece biriyim. Buradayız, vazgeçmiyoruz ahbarik demek için, Hrant amcam için, adalet için, barış için, ayrımcılıktan uzak bir yaşamda, özgür, demokratik, adil ve barış içinde bir Türkiye hayalimiz için kendim mücadele etmeye devam edeceğim. Çok okuyacağım, çok dinleyeceğim, çok izleyeceğim, çok paylaşacağım. Çünkü hep aklımda Hrant amcamın son yazdıkları, çünkü içimde hep bir güvercin tedirginliği. Hepinize içinizdeki tedirgin güvercini de alıp geldiğiniz için teşekkür ederim.